kız arkadaşının veya benim Hı. kız kıza çıkacağım, eğleneceğim. Ben böyle Olabilir. bir erkek bulamadım hayatımda. Nasıl yani? Öyleysen ben sana... Öyleyim. Yani kız arkadaşına çıkabilirsin. Seni kız arkadaşına güvendikten sonra... Kız kıza gece dışarı çıkacağım ben. Evet. Sabaha kadar dışarıda Evet. eğleneceğim. Sabaha kadar değil, normal gece evine gideceksin yani. Berk şu an kızı bakın. Eğlenmeye yolluyor Ben yani. Size bir şey söyleyeyim mi? Yenge dinliyor musunuz Dinler belki? Misiniz beni? Bakın. Her erkeğin kadın gibi arkadaşıyla çıkıp gezmeye hakkı vardır. Her Ama erkek. sus bir dakika lafımı kesme. Hakkı vardır ama belirli çerçeveler içindedir. Ben gidiyorum bu gece arkadaşlarımla, tamam haftada bir gün. Nasıl bir kadının günü var? Hayır. Nasıl bir kadın? Sus beni dinle bir. Bir şey soracağım sadece. Merve Yani beni kadınla dinle. erkek dışarı Merve beni çıkabilir mi dinler arkadaş misin? olarak? Merve beni dinler misin? Tamam, Önce bana ben cevap bitireyim verin. lafımı. Tamam bitirin. Nasıl bir kadının gün yapıp arkadaşlarıyla, komşularıyla gün yapmaya oturup yemek yemeye ihtiyacı varsa aynı var. Şekilde erkeğin de vardır. Kadınla mı var demek istiyorum işte, yoksa erkekle mi? Hayır, erkek. Erkek. Tamam, bunu öğrenmek istedim de o kadar erkeği. Bağırmanıza gerek herhalde yok. Herhalde kadından aralarında erkek olacak yok. Komşunun erkeği gelecek tamam, yok. Tamam, ben sadece kadına. Bunu öğrenmek istedim. Ben bunu Yanlış zaten anlamış söylüyorum olabilirim. Sana. Duymadın. Kulağını verseydin duyardın. Bence anlatamazsın. Hala ukala konuşuyorsun. Ukala ben falan konuşmuyorum ben ya. Anlamadım deme ya, bana düzgün konuş ya. Benimle. Benimle düzgün konuş. Tamam. Yengeciğim sakin ol siz. Harbiden şu an çok sinirlendim ben. Harbiden çok sinirlendim. Derdimi benim de gözlerim doldu nedense ama hiç bakmadınız. Neye doldu senin gözlerin? Ben şu an gerçekten çok Elimi sinirlendim. Elimi ittiniz ya. İndir şu elini dedim, konuşuyor musun? Böyle bir dedim. Şey yapmadım. Böyle bir şey yaptın. Herkes gördü. Ben büyüğüm, yapmışımdır. Tamam, sakin olun. Yengeciğim sakin. Yok böyle bir şey arkadaş ya. Yok şu an çok gerildim ben. Ben senden daha çok gerildim. Siz beni anlamak istemiyorsunuz. Bak ne kadar saygılı bir şekilde gelmeye çalışsam da gerçekten anlamıyorsunuz ya. Yok böyle bir şey. Haksız. Ben bilmiyorum. Ben yok. Sinirlerim bozuldu Kesinlikle ya. Bir şey yok. Çok sinirlendiğim için kendimi dışarıya attım. Biz içeriği izlerken yengeyle Merve bir anda kavgaya tutuştular. Biz resmen şok olduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Eğer Gönül yengenin yanında olsaydım gerçekten işler değişebilirdi. O yüzden saygısızlık da yapmak istemedim. O yüzden çıkmayı tercih ettim. Kızlar. Bir baksana Arkadaş... ben ya. Yanında da kopan kıyamet salona kadar geldi. Biz çok rahatsız olduk, merak ettik, kalktık. Öyle de dağılmasına sebep olduk biraz. Kızlar, ben şey değil bak, saygısız olduğunu siz de görüyorsunuz. Saygı çerçevesinde hiçbir şey yaptığı yok. Evet yengeciğim, haklısın. Hayır, ben doğruysa doğru söyleyin. Anlatabilir miyim? Doğruysa doğru söyleyin. Yaptığı çok büyük yanlış ve terbiyesizliktir ya. Sinirlerim bozuk, konuşmak istemiyorum şu an. Merve, iyi misin? İyiyim. Sana trip yapıyor. Merve iyisin değil mi? Merve. Ya. Çok ayıp ya. Yani bir kere büyüğüne kadar almış saçını böyle 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 böyle. Ben elini tamam indir elini yani. O şekilde gönlüm, ya. Gönlüm, Yeter gönlüm. Ya. Tamam Gönül abla sakin. Yengeciğim siz de biraz sakin. Bak çok güzel. Ayıp ya. Merve. Gider misin Bakar belki? Mısın bir şey konuşacağım seninle. Ben konuşmak istemiyorum şu Bakı, an. Bakar mısın lütfen? Ben konuşmak istemiyorum. Merve. Kalp de kırmak istemiyorum. Gider misin? Lütfen. Hadi beni kırma bak. Geldim buraya kadar seni bekliyorum şu anda. İlk baştan beri aynı. Ağız kıvırma, buyurma. Ben 51 yaşında kadınım ya. Bana evladım bunu yapamaz. Merve büyük ihtimalle Berk'in yengesiyle tartıştı yine. Çünkü içeriden yengenin bağırış sesleri geliyordu. Merve de çok ağladı. Yenge biraz sivri dilli. Merve de daha çocuk yani, alınıyor, bozuluyor, hemen kırılıyor. Yenge de biraz üzerine gidince kaçınılmaz son oldu herhalde. Biraz gözyaşlarını tutamadım. Ben yine hani insanlık olsun diye gittim, iyi misin dedim. Sonuçta benim evimde böyle tatsız bir olay yaşanıyor ama Merve işte bana trip atarak yine iyiyim falan. Hani beni ekarte edip Berk'le orada konuşmayı herhalde taktiğiydi bu da. Merve. Efendim. Ne oldu? Sinirlerim bozuldu biraz. Gel. Ne oldu anlat bakayım. Yengenle tartıştık. Niye? Ya. Canımı sıktı. Ne diyor yenge? Elime falan vurdu. Nasıl yani? Ne demek nasıl yani? Bir tartıştık.
sus dedi, elime çarptı. Bağırdı, çağırdı, bilmiyorum, çok sinirlerim bozuk şu an. Ben idare etmeye çalışıyorum, eksiklerinizi söylemeye çalışıyorum. Onu yapmaya çalışıyorum, bunu yapmaya... Ama yeter ya, yeter. Her şeyin bir haddi hududu var ya. Baştan beri yok patentle gideceğim, yok şunu yapacağım. Yok sen karışma alışverişte. Ağız kırma. Ben kimim ya? Ben onun maskarası mıyım? Dünkü çocuk o. Herkes yerini bilecek kardeşim.